Sabırlı, cesur, fedakar, milyonlarca insan, Anadolu'nun birbirinden zorlu koşullarına kusursuz bir uyum sağlıyor. Yedi bölgeye şekil veren farklı coğrafi özellikler, bu topraklarda yaşayanların karakter özelliklerine de şekil veriyor. Merhamet, dürüstlük, cömertlik gibi nice büyük erdemler ve yüreğinde taşıdığı en güzel duygularla yaşamı kucaklamaya devam ediyor. Anadolu insanı. Kimi zaman doğduğu toprağın uzağına düşer insan. Kader, beklenmedik bir yön çizer yaşamına. Bazen gönüllü, bazen de zorunlu bir yolculuğun içinde bulur kendisini. Kimi zaman da daha iyi imkanları görmezden gelir. Ve terk etmez kendine yurt bildiği yeri. Aklı, gönlü, ruhu ait olduğu topraklarla iç içedir. Su, yaşamın çehresini değiştirir. Yokluğu darlık, varlığı bereket getirir. Suyun kıymetini en iyi bilen medeniyetler hep bu topraklarda boy göstermiştir bu yüzden. Bugün Anadolu'nun dört bir yanında sanki birer anıt gibi yükselen çeşmeler bulundukları bölgelere hayat veriyor. Türkiye'nin yeraltı su kaynakları bakımından en şanslı illerinden biri de Kütahya. Simav'a bağlı Mamak Köyü, sahip olduğu bu hazinenin değerini çok iyi biliyor. Nesiller boyunca yeraltı su kaynağından en verimli şekilde yararlanabilmek maksadıyla çeşmeler yaptırılmış. Üstelik çeşme yaptırma geleneği buralarda sadece köylerle de sınırlı kalmamış. Çeşmelerin coşkuyla aktığı bir başka yerde dağlar. Mamak köyünde yaşayan Halil, dağdaki çeşmelerin bahar temizliğini yapmak için yolda. Kışın hemen ardından gelen yağmurlarla birlikte çeşmelerin de bakım zamanı geldi. Aşağı yukarı ben 28 25 yaşımdan beri Yeladır'da aynı bakardım çeşmeye. O sene, bu sene devam ediyoruz. Bakım olarak çeşmelerde sık sık yıkancık aharlar, pislik, gruba pisliği oluyor. Onu temizledin mi tertemiz oluyor. Mal makırdak gelen su içecek. İnsanlar su içecek. Bakımı bu ya, bakımı çok kelepir. Öyle zor bir şey değil bakımı. Bakım çok kelepir. Bu işi elleriyle yapmak pratik geliyor Halil'e. Suyun içindeki pislikleri avuçlayarak dışarı atıyor. Ancak kışın henüz sona erdiği bu dönemde su buz gibi soğuk. Bu derdinde bir çaresi var elbette. O dedemden gördüm ben bunları. Ulan sen oğlum çeşme yaptır. Hayır oğlum, hayır, hayırdır derdi. Çeşme hayrı gibi, su hayrı gibi yoktur oğlum derdi. Bundan öğrendik biz de. Hemen bir yakada su gördük mü, daha görsem de yaptırsam. 4 çeşme yaptırdım ben bu yaşa geleli. Su bulursam, yine de sağ olursam yaptırın. Bölge genelinde hayırseverler eskiden beri çeşme yaptırmaya büyük önem veriyor. Çeşmelerin hemen yanı başına kavak ağacı dikme adeti buralarda oldukça yaygın. Yıllar içerisinde kavak ağacı büyüyüp boy verdiğinde kesiliyor. Odun satışından elde edilen gelir de sonraki yıllarda çeşmenin bakımında
veya yeni bir çeşme yapımında kullanılıyor. Çeşmelerin yakınına kavakların haricinde meyve ağaçları da dikiliyor. Halil, daha önce diktiği meyve ağaçlarına hayvanların zarar vermesini engellemek için önlem alıyor. Bu ağaçlar meyve verdiğinde emeğinin karşılığını fazlasıyla almış olacak. Şimdi çeşmelerin etrafına kavakla, fidanla, insanla kurt kuş yesin diye dikiyoruz. Onu mesela orada meyve olup da biz yiyeceğiz, satacağız diye değil. Gelen giden yesin, kurt kuş yesin, çoban çoluk yesin orada diye dikiyoruz. Onu mesela biz kaldırıp da toplayıp da satacağız veyahut da evde eve getirip yiyeceğiz değil yani. Onu orada çoban çelik gelen giden yiyecek onu. Öyle dikiyoruz. Dağdaki çeşmeler belli bir amaca hizmet etmek için yapılıyor. Bu çeşmeler en zor anlarda yaban hayvanlarının ve çobanların imdadına yetişiyor. Bu kadar çeşme hayır için, hasanat için, kurt, kuş, insan, mal, makırdak içsin diye yapılıyor. Niye yapılır çeşme? Hayır için yapılıyor. Bu su gibi hayır var mı? Yapılacak bir iş de bu. Yapılacak bir iş de su. Eğer düzenli olarak bakım yapılmazsa, çeşmeler zaman içerisinde yok olmaya mahkum. Bu, Halil'in göze alamayacağı bir durum. Çeşmelerin uzun süre ayakta kalabilmesi için elinden geleni yapmalı. Gazelleri atıyorsun, çıkarıyorsun, güzel gıcır gıcır yıkıyorsun, kapatıyorsun, ne güzel oluyor. Temizlemesen için bir mikroplu olur su. Mal makırdak içer mi? Sevgili içer mi? Mal da insan gibi sevgilisini içiyor. O da insan gibi. Sevgili olursa, ağır temiz olursa daha güzel içiyor. Burada havalara hiç güven olmaz. Yağış aniden bastırdığında evcik adı verilen yapılar imdada yetişiyor. Çeşme yaptıran hayırseverlerin aynı zamanda o çeşmenin bakımını da üstlenmesi bekleniyor. Buralarda çeşmelerle ilgili sorumluluklar babadan oğula miras kalıyor. Ancak bu her zaman bazı zorunlu nedenlerden dolayı mümkün olmuyor. Halil de vefat eden arkadaşının çocukları köyde yaşamadığı için bu çeşmenin bakımını gönüllü olarak üstlenmiş. Ben önce oraya dağa çıktım mı, o çeşmenin suyu akmıyor mesela, ben hemen onu yaparım. Boru kazarım, kazılacaksa, dıştaysa boru bulur gelir ikle yaparım. Hepsi o, ben illa kendimin diye bir şey yok. Hayır için, kimin olursa olsun çeşme, o önemli değil. Patlamış, su akmıyor ahara. Bunu bizim içinden gelerek yaparım ben onu, akıtırın oraya. Mal makırdak su içsin derin. Her ne kadar elinden gelenin fazlasını yapsa da aklını meşgul eden mühim bir soru var. Bir gün dünyadan göçüp gitmek zamanı geldiğinde bu çeşmelerle kimin ilgileneceğini düşünmeden edemiyor.
Aha, bu çeşmelere benim evlatlığa bakar mı, bakmaz mı bilmiyorum ki. Sen yaparsın, edersin, sen öldün mü, o burada kalır. Evlatlığa bakarsa bakar, bakmazsa o da senden beraber ölür. O da senden beraber ölür. Burada babamın çeşmesi vardı, rahmetli. Bakan buyu suyu mu akmıyor derlerse, o zaman onunla gelir gider. Öyle olmadı mı, ben öldüm mü onunla da öldü. Halil'in ilerleyen yaşı, bu işi büyük bir şevkle yapmasına engel değil. En büyük arzusu, dedelerinden miras kalan bu geleneği uzun yıllar boyunca devam ettirebilmek. ...82 oldu galiba bu bahar. Yoruldum diye bir şey yok galiba. Sen hayır yapmışsın. O fidanları yetiştireceksin. Kurt kuş, çoban cıva çoluk, hiç yok onları. Çalışan adam yorulmaz. Bilhassa böyle hayır işinde çalışan adama Allah çok gayret kuvvet verir. Dinci olur adam, çalışır. Allah rızası için iş yapıyorsun. Halil, ait olduğu topraklardaki tüm canlıları suya kavuşturabilmek için büyük bir mücadele veriyor. Allah rızası dışında hiçbir karşılık beklemeden yaptığı bu işin manevi tatmini ona fazlasıyla yetiyor. Yaşadığı topraklara sahip çıkarken aynı zamanda bu toprakları bölüştüğü tüm canlılara hizmetkar olmanın mutluluğuna erişiyor. Anadolu'da insan hikayeleri göçlerle şekillenir çoğu zaman. Kuşaklar boyunca insan ayağının eksik olmadığı köyler zamanla terk edilir. Nüfus günden güne azalır, anılar unutulur. Bitlis Hizan'a bağlı Tağ Köyü köklü bir geçmişe sahip. Ancak zaman içerisinde burada yaşayanlar köylerini arkalarında bırakıp göç etmişler. Tağ Köyü'nün hemen yakınlarındaki yeni köylerine yerleşmişler. Demircilikle uğraşan Hikmet'in ailesi de 3 kuşak önce bu köyde yaşamaya başlamış. Ancak yine de atalarından izler taşıyan Tağ Köyü'nü hiç aklından çıkarmamış Hikmet. Hikmet her gün eski köyle yeni köy arasında mekik dokuyor. Çünkü Hikmet'in demirci dükkanı eski köyünde. Sabahları buraya ulaştığında Tağ Köyü'nde yaşamış ve bugün hayatta olmayanların ruhu için dua ederek başlıyor güne. Çok insanlar. Buradan var ya. Buradan bu memleketin bu Bitlis geneli ilim merkezi Tağ'dır. Buradan medreseden şu alimler yetişmiş gitmişler. O insanlar var ya, bir alim buradan gittikçe 1000 kişi fayda görüyor ondan. Mübarek bir topraktır. Yakışmıyor. Eğer ben gitsem, eğer ben bunu böyle bu halden bırakıp gitsem Allah-u Teala kabul etmez. Ben Hizan'a gitsem, Hizan'dan buradan daha işim var. 3 kat.
3 kat işim var. Ama bunu buradan bunu bu köy böyle yerleri yıkmak istemiyorum. Mübarek bu toprak, ben onu terk etmek istemiyorum. Hikmet, çocukluk yaşlarından bu yana Ta köyüyle güçlü bir bağ kurmuş. 10 yaşına geldiğinde ilk kez abisinin yanında başlamış demirciliğe. Bu bölgede haklı bir şöhrete sahip. Herkes tarafından yakından tanınan, sevilen biri olmuş. Onun demircilikteki hünerleri ilçe sınırlarının dışında bile yankı bulmuş. Bahçesaray'dan geliyorlar, Hizan'dan geliyorlar, Pervari'den geliyorlar, her yerden geliyorlar. Sıkıntı yok benden. Nasip için benden sıkıntı yok. Eğer ben işi güzel yapmasam, bu dağın başına kim gelecek? Hiç kimse gelmez. Allah'a şükürler olsun. Ben işimi yaptıktan sonra, iyi iş yaptıktan sonra herkes gelip malzemesini yapıp götürüyor. İşini aşkla yapan biri Hikmet. Bu meslek onun için sadece para kazanma aracı değil. En büyük arzusu müşterilerine en iyi şekilde hizmet edebilmek. Ben işimden çok memnunum. Neden? Milletim, bak milletin hizmetine memnunum. Ben yeter ki millete hizmet yapacağım. Ben millete hizmet yapmasını istiyorum. Yeter ki millet mağdur olmasın diye. Millet için olmasaydı benim rızkım iyidir, çalışmasadan benim rızkım gelecek. Hemen ben millet için çalışmak istiyorum. Millet mağdur olmasın. Ben şu an bu 10 yaşından yukarı, ben hiç kimsenin kalbini de kırmamışım para için. Para olanı olmayanı, ben hiç kimsenin kalbini de kırmamışım. Fakir olanı da gerekirse ben ondan para almıyorum. Dese benim param yok. Sen bu malzemeyi yap, ben yapıyorum. Hikmet, gerçek zenginliğin paylaşmak olduğunu iyi biliyor. Ekmeğini aynı gök kubbe altındaki herkesle bölüşmeye hazır. Bu dünya 3 adımdır. Birinci adım doğma. İkinci adım yaşamak. Üçüncü adım mozara girmek. Üçüncü adımdan her şey geliyor. Sen yapmasa mozardan bir şey yapamazsın. Yapar mıyız? Yapamazsın. Bu 3 günlük dünyayı ne yapacak? Adem dünyanın mali senin olsa bir gün öleceksin. Dünya işlerinin gelip geçici olduğunu keşfetmiş Hikmet. Artık en büyük hayali atalarının mirasına sahip çıkmak ve Taha köyünü eski güzel günlerine yeniden kavuşturabilmek. Köy var ya, köy bu köyün, ben buradan olmasaydı bu cami yapılmazdı. Ben olunca medrese de olacak. Medrese olunca millet gelecek buraya. Allah'ın izniyle aynı eski gibi millet gelecek, namazını kılacak, öğrenciler gelecek. Buradan okuyacak, eskiden okumuştu. Şu an Allah'ın izniyle aynı eski gibi okuyacaklar, medrese olacaklar, millet gelip okuyacak.
Çocuklar gelip okuyacak bu memleketten çocuklar. Ben çok diyorsun millet, bak her şey bir şeydir. Cahillik hiçbir şeydir. Ama okumak çok güzel bir şeydir. Okuma, okuma, okuma. Terk edilmiş köyler, eski ve hüzünlü fotoğrafları andırır sanki. Geçmiş güzel günleri aklında, gönlünde taşıyanlar için en taze anılarla doludur bu fotoğraflar. Hikmet gibi geçmişine saygı duyan insanlar sayesinde Anadolu'nun ortak hafızası tüm görkemiyle geleceğe taşınacak. Anadolu coğrafyası, yüzlerce hayvan ve bitki çeşidinin bir arada yaşadığı el değmemiş ekosistemlere sahiptir. Batı Karadeniz'de kıyı boyunca uzanan Küre Sıra Dağları da bunlardan biri. Türkiye'deki endemik bitki sayısının üçte biri Küre Dağları'nda yer alıyor. Geniş bir alana yayılan ormanların yanı sıra burada çok sayıda akarsu, kanyon ve mağaraya rastlamak mümkün. Aynı zamanda milli park olan bu bölgeyi yakından tanıyan Ali, hemen yakınlardaki Sümenler Köyü'nde yaşıyor. Ali, büyük bir bağlılık hissettiği bu dağları her gün ziyaret ediyor. Sık ağaç örtüsüyle Küre Dağları, dipsiz bir kuyu gibi adeta. Yaklaşık 38 bin hektara yayılan bu alanda yön tayin etmek neredeyse imkansız. Bölgeyi tanımayan birinin bu kadar geniş bir alanda yolunu kaybetmesi işten bile değil. Her yıl ormanda belli aralıklarla kaybolanlar, yaban hayatının ortasında pek çok tehlikeyle burun buruna geliyor. Ancak bu tehlikeler Ali'nin gözünü korkutmuyor. Çocukluğumuzdan beri böyle doğaya, yetişmemiz zaten öyle, doğaya meraklıyız. 29 senedir ben gönüllü rehberlik yapıyorum. Ormanın hangi ağaç vardır, nereden gidilir, ne yapılır, mağaranın hangisi şeydir. Bu da bir merak. Hem de nasıl yani, artık bende bir hobi olmuş o. Dağda kalmak, işte doğayla baş başa. Çok özür dilerim, ayı bağırır oradan, baykuş bağırır. Benim hoşuma gidiyor yani, bunlar böyle bana zevk veren şeyler yani, anlayacağım. Velhasıl şey, hayat çok güzel böyle yani, maceralı. Bir de macerayı seviyoruz yani. Maceralı sevmesek ormana gitmeyiz. Küre Dağları günümüzde hak ettiği değeri görmüş ve yeterince tanınan bir bölge değil. Bu büyük ormanda hala ayak basılmamış çok fazla yer var. Buradaki mağaraların sayısını hiç kimse tam olarak bilmiyor. Ve Ali bu gizeme kayıtsız kalamıyor. Dünyanın 5000 hektar bir alanda 50 tane mağara yok. Bizim burada 50 de var, 70 de var. Yani o Allah'ın bize nimeti. Ben çok gezdim mağaraları bulmakta ve yani şu an benim bildiğim 100'e yakın mağara var. Ama yatayına, dikeyine, ondan sonra çoğu daha yaşantılı yerler böyle. Roma'dan başlamış, ta mağara devrinden başlamış insanlar yaşamaya. Tarihi eserleri falan var içeride, belli oluyor. Bizde ona da hastalık
sarıyor insana, hani kim yaşamış ne etmiş falan, bu insanda büyük bir şey uyarıyor. Biz de elimizden geldiği kadar bir şeyler yapıyoruz. Yaşamı boyunca bu mağaraları keşfetmek için yoğun çaba göstermiş. Keşfettiği mağaralara ilginç isimler yakıştırmayı da ihmal etmiyor Ali. Bunlardan belki de en akılda kalanı Kuru Kafa Mağarası. Burada eşkıyalar yaşamış. Eskiden biliyorsunuz her eşkıya bir anısını bırakıyor mağaralarda. O girişine kuru kafa yapmış. Bayağı bir kuru kafa. Hani buraya girme, tehlike gibi, kuru kafanın işareti, anlamı tehlikedir yani. Onu yapmışlar işte, orada kalmışlar. İşte bizim de dikkatimizi çekti orada. Onu bulan benim yani. Şimdi oraya biri geldiğinde, aa burayı Koreli bulmuş dediler miydi? Bizim bir lakabımız var. Dünya tanıyor şimdi bu turizm yönünden. Koreli bulmuş işte mağarayı, o tanıt yani, yeni bulmuş, kendisi bulmuş deyince adama bir koltukları kalkıyor, anlayacağım. Ormanlarla iç içe geçmiş bir yaşam süren Ali, bazen mağaralarda konaklıyor, mağarada kendisini güvende hissediyor. Şimdi biz artık bu ormanda bazen geceyi kalıyorsun, ormanda yatıyorum ben. 3 gün, 5 gün kaldığımız oluyor. Ekmeğimizi alıyoruz, yemeğimiz, her şeyimiz yanımızda. Yani en çok köyde ne olur? Pırasadır, bilmem soğandır, yanına alıyorsun zeytin, peynir. Ekmeğini de bol alıyorsun, tamam. Nerede bir sakin yer buluyorum, yağmurdan koruma, hayvandan değil. Yağmurdan korunmak için bir yer buluyorum, o yatıyorum orada. Ertesi gün yine devam ediyorum veyahut da işimi görüp köye dönüyorum. Ali, buradaki mağaraların turizme kazandırılması adına büyük çaba göstermiş. Turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Mantar Mağarası, onun en önemli keşiflerinden biri. Bu mağaradaki sarkıt ve dikitler, mağaranın isminin belirlenmesinde ilham kaynağı olmuş. Rahmetli bir muhtarımız vardı, dedi ki, ya Ali sen meraklısın mağara falan. Ben çocukluğumda bir ağaç çıktım, kayboldu ağaç dedi. Orası bir bakalım senden dedi. İyi muhtarım, gittik oraya. Baktık ki içerisi sarkıt, likit, çok zengin bir yer. Hemen onu 2001'de turizme verdik. Değerli bir kaymakamımız vardı, dönemin kaymakamı. Baktı, Ali dedi, bunu mantar koyalım. Çünkü içindeki o görünen bir şey aynı bir mantar. Ondan sonra hadi dedik, olsun. Öylelik yani Mantar Mağarası ismini koyduk. Ali, doğada olmak için hiçbir fırsatı kaçırmıyor. Yaşı da ona engel değil. Tabiatla bütünleştiğinde kendisini daha genç hissediyor. Benim yaşım, ben 40 doğumluyum. 83 yaşımız, 84'e gidiyoruz. Ama Allah'a şükür iyiyiz. Daha öyle doktora, tamire gitmedik. Ben yıllarca İstanbul'da, galerimde vardı, ticari plaka taksimde vardı, hepsini bıraktım, geldim buraya yerleştim. 92'de geldim, 92'den beri burada bir fiil turizmden, bu dağlarından, ormandan, bunlarla uğraşıyorum. Bana zevk veriyor. İstanbul'da olsam çoktan ölürdüm ben. Bu sağlığım olmazdı. Dağlar Ali'nin ömrüne ömür katmış ve bildiği her şeyi tabiattan öğrenmiş. Toprağına derin köklerle bağlı koca bir çınar misali, bu ormanı geleceğe taşıma görevini hakkıyla yerine getirmiş.
İnsan yaşam boyunca pek çok zorlu kararla yüzleşmek zorundadır. Doğduğu yerden koparak sevdiklerini geride bırakmaya ve başka diyarlara göç etmeye mecbur kalır bazen. Yeni bir başlangıç için yeni bir durak arar kendisine. Yine de aklı boy verdiği yerde değil, hep kök saldığı yerdedir. Her şeyi bırakıp geri dönmek için fırsat kollamaya başlar. Ancak bu hiç de kolay olmaz. Pek çok insan ait olduğu topraklara geri dönmeyi bir türlü göze alamaz. İlhan Koçulu'nun da bu kararı vermesi hiç kolay olmadı. Uzun yıllar sonra doğup büyüdüğü Kars'ın Boğatepe köyüne döndüğünde bıraktığı hiçbir şey eskisi gibi değildi. Nüfus çok azalmıştı. Tarımsal faaliyetler çok azalmıştı. 8-10 bin inek vardı benim zamanımda köyde. 25-30 mandıra vardı. 2000'de geldiğimde köydeki durum 600'e yakın inek vardı, 1,5 da mandıra vardı. Köye döndükten sonra bu köyde ne yapabilir mi düşündük ya. Şimdi peynircilik yapacağız, 600 tane inek kalmış. Yeteri süt yoktu. O 600 ineğin sahibi de göçme kararı içerisindeydi. Yani %50'si göçecekti. İlk karar verdiğim şey köyde göçü nasıl önlerim? Göçü önlemek için de en önemli şey, göçü tetikleyen en önemli şey ne biliyor musun? Aidiyet duygusunun zayıflığı. İlhan ve hemşerileri bu durumu içine sindirememiş. Boğatepe'ye eski karakterini kazandırmak için harekete geçmişler ve bir köy müzesi kurulmasına ön ayak olmuşlar. Müzenin verdiği ilham sayesinde Boğatepe'deki mandıralar birer birer faaliyete geçmeye başlamış. İlhan'ın hayalleri yavaş yavaş gerçeğe dönüşmüş. Gravyer üretim sürecimiz ailenin 1876'da başlar. Ben 4. kuşak peynirciyim. Geldim burada, hem çocukluk aşkıma kavuştum peynire, hem yaptığım işten daha zevk almaya başladım, haz duymaya başladım. İnsanlar ya bu peynir ne kadar güzel dedikçe ben çok mutlu olmaya başladım. Burada üretilen peynirlere yönelik talep, aynı zamanda köylülerin de süte daha fazla ihtiyaç duymalarına yol açmış. Bölgedeki geniş otlakların sağladığı avantajla peynirciliğin dışında hayvancılığa da ağırlık vermeye başlamışlar. Bugün Türkiye'de en karlı hayvancılığın yapıldığı bölgelerden birisiyiz. Mera hayvancılığı yapıyoruz. Hayvancılığın en temel girdisi yemdir. Biz yemimizin büyük bir kısmını doğadan, Allah-u Teala'nın bahşettiği gıdaları, eko döngüye uyumlu yaşatmaya çalışıyoruz. Hayvanlarımız mutlu hayvanlar, doğal besleniyorlar. İlhan, dedelerinden kalan büyük bir mirası yeniden canlandırmayı başarmış. Ancak bu hayali gerçeğe dönüştürürken, peynir üretiminin ayakta kalması için tüm sac ayaklarının eksiksiz olması gerektiğini fark etmiş. Peynirin hep aynı kalitede üretilebilmesi için süte, hayvancılıkta deneyim kazanmış insanlara ve ürünlerini satabileceği bir pazara ihtiyaç olduğunu bilerek yola çıkmış. Bugün Boğatepe'de dikkat çekici bir başarıya ulaşan bu iş modeli,
köy yaşamının tüm çehresini değiştirmiş. Bura pandemi öncesi 23 bin turistin geldiği bir köy oldu. Şifalı bitkilerin üretildiği bir köy oldu. 3 bin civarı inek, 7-8 tane ruhsatlı Avrupa Birliği ruhsatlı mandıra, yılda 350-400 ton kaşar ve gravyerin üretildiği, 200 ton etin üretildiği bir köye dönüştü. Ülke ekonomisine çok ciddi bir maddi katkı sunmaya başladık. Milli değer üretmeye başladık. Şimdi Anadolu'da her kırsalda yaşayan her ana çocuğuna şöyle öğütler: oğlum oku, buradan kurtul. Bu bizim büyük kentlere göçümüzdeki temel içgüdüsel hareketlerden biridir. Yani şu anda yerel potansiyellerimize sahip çıktığımızda karnımızın doyduğu, yaşam seviyemizin, refahımızın çok iyi olduğunu gördük, bu kesin. Bu anlamda bir model oluştu. Yeter ki o anamın çocukken git kurtul kelimesinin yerine yap ihya olu anlayabilmekten geçiyor. Geniş meralık alanlarıyla göz kamaştıran bu köy, uzun yıllar boyunca adeta kaderine terk edilmiş. Ancak şimdilerde idealist insanların elinde yeni bir cazibe merkezi olmayı başarmış. Boğatepe, buralara yolu düşen ve kendisine hayranlık duyan tüm ziyaretçilerine basit bir gerçeği fısıldıyor. Kimi zaman daha mutlu bir geleceğe ulaşmak için sadece geçmişe bakmak yeterlidir. Anadolu coğrafyasının en özel bölgelerinden biri. Manisa'nın Kula ilçesi, sıra dışı yeryüzü şekilleriyle ziyaretçilerini adeta büyülüyor. Ancak burayı farklı kılan bambaşka bir şey daha var. Yanardağlar. Bu bölgedeki irili ufaklı yanardağlar uzun süredir aktif değil. Ancak geçmişte yanardağların püskürttüğü lavlar zamanla soğuyup parçalanmış ve Kula'ya karakteristik rengini vermiş. Burası yanardağların öfkelendiğinde neler yapabileceğinin en somut örneklerinden biri. Ancak bu bölge Ayşe'ye çok daha farklı bir ilham vermiş. Uzun zamandır düşünüyordum zaten böyle bir şey yapılabilir mi diye. Daha sonra tabii jeopark oluştu. Bunun yanı sıra yerli ve yabancı turistler ziyaretlerde bulundu. Ve geldiklerinde sadece buraya ait bir şeyleri götürmelerini düşündüm. Yani açıkçası şöyle düşündüm, hani ben gittiğimde oraya ait ne alabilirim, oradan ne götürebilirim? Ve bunun çok güzel bir hediye olabileceğini, çok değerli olabileceğini düşündüm. Ayşe, buradan topladığı taşları Kula merkezdeki atölyesinde işleyerek çeşitli takılar, aksesuarlar ve hediyelik eşyalar yapıyor. Oldukça geniş olan bu arazide sayılamayacak kadar çok taş var. Ama onun aradığını bulabilmesi hiç kolay olmayacak. Ya bu taşlar her yerde var. Yani şehrin göbeğinde bile var. Lakin ben yapacağım ürüne göre taş topluyorum. İşte yanardağın eteklerinden, biraz daha sit alanı dışından. Hani tabii biz bunu turizme katkısı olsun diye yapıyoruz ama
kültürel yapıya da zarar vermek istemiyoruz. Ben atölyeden çıkarken diyorum ki işte şu ürünler için taş toplayayım. Ama oraya gittiğim zaman tamamen başka bir odaklı işe gidiyorum. Yani hani ben kolye için gidiyorum ama ben bir bakmışım ki farklı şeyler. İşte mumluk ya da dekoratif şeyler için toplamışım. İlk bakışta bu taşların arasında bir fark olduğunu anlayabilmek mümkün değil. Ancak Ayşe, sahip olduğu deneyimle taşlar arasındaki farklılıkları kolaylıkla ayırt edebiliyor. Hepsi birbirine zaten mümkün değil, benzemiyor yani. Aynı dağdan püskürmüş, aynı yerden püskürmüş ama çok farklılıklar var yani. Çok fazla aleve maruz kalmış ya da daha erken soğumuş. Yani yeryüzüne akarken işte engebeli yerlerden akmış, daha düz yerlerde birikmiş. Daha düz yerlerde birikenler biraz daha kalın kütle halinde. Ama tamamen yanmış olanlarda gözenekleri çok fazla. Ne yapıyorum? Kolye yapacaksam kolyeye uygun taşlar. İşlemesi daha kolay, yumuşak taşlar. Tespit taşlarını biraz daha sert kütlesi olan ama kolay çıkarabileceğimiz taşlara bakıyoruz. Arazinin zorlu yapısına rağmen bir an bile yorulmadan taş aramaya devam ediyor. Zamanın nasıl geçtiğini anlamadan bazen doğru taşı bulabilmek için saatlerce sürüyor bu yürüyüş. Ayşe her seferinde sanki ilk kez araziye çıkıyormuşçasına büyük bir heyecan duyuyor. Alan başka bir şey. Yani zaten orayı hemen başlıyorsunuz, zaten kendinizi kaybediyorsunuz. İşte ona da bakayım, ona da bakayım. Bir bakıyorsunuz ki kilometrelerce yürümüşsünüz. Fark etmiyorsunuz. Kullanıyorum. Mesela atölyemle işte takı sergilemek için ya da herhangi yaptığım bir ürünü sergilemek için de stand olarak da kullanıyorum. Çünkü öyle enteresan, ilginç şekiller buluyorsunuz ki. Yani ben bile bazen şaşırarak bakıyorum yani. Ayşe'nin taşlara duyduğu bu hayranlık çocukluk yıllarında başlamış. Kula'da yaşayan pek çok insan gibi Ayşe'nin de tüm yaşamı bu taşlara dokunarak geçmiş. Taburi olarak kullandığımız taşlar, merdiven basamağı yaptığımız taşlar, kapı çarpmasın önüne koyduğumuz taşlar, ev yaparken duvara destek koyduğumuz taşlar, bahçe dekorunda kullandığımız taşlar, tarlamıza götürdüğümüz taşlar, yani hayatımızın her bölümünde, her sahnesinde yer alan taşlar. Çocukluğumun taşı yani, o memleketimin tabanını, yerini, göğünü oluşturan bir taş, başlı başına. Volkanik taşa şekil vermek hiç de kolay bir iş değil. Ama Ayşe, büyük bir sabır ve yoğun emeklerle taşları birer sanat eserine dönüştürüyor. Tüm çabası, doğduğu topraklara olan vefa borcunu bu taşlarla ödeyebilmek. Aitlik çok önemli bir duygu. Ben yıllarca çok şehirler gezdim, işimiz gereği. Yabancı yaşamak, yani inanılmaz duyguyu bitiren bir süreç. Ait olduğumuz topraklar başka bir şey yani. İstiyorum ki benim bir katkım olsun, sonuçta memleketim. Hani bir taşta ben ekleyeyim, bir adımda ben gideyim. Bunlar birer zenginlik bana göre.
ve bunlara sahip çıkmalıyız. Ayşe'nin burada yaşamaktan duyduğu huzur ve mutluluk yaptığı işe yansımış. Kendi toprağına hissettiği bağlılık bu benzersiz coğrafyadaki küçücük bir taş parçasına bile güzellik katmış. El emeği, göz nuruyla işlediği ürünlerin zarafeti, yanardağların binlerce yıllık öfkesini birer sanat eserine dönüştürmüş. Doğduğu toprakta doymazsa insan, yeni bir çare arar ve düşer yollara. Ancak şartlar ne olursa olsun, ait hissettiği yere dönmek için hiçbir bahaneye ihtiyacı yoktur. Bu dünyada mutlu olduğu yerde yaşama şansına erişenler, huzur denilen hazineye çoktan kavuşmuşlardır çünkü.